Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Size bel bağladım. Vallahi billahi. Sizinle birlikte bu uğursuzluk zincirini kıracağız, parçalayacağız. İnşallah. Yoksa bak Nurcan Hanım'ın da başı belaya girecek. Onu suçlamaya bugün başlayacağız. Bugün uyumlu bir grup olmuşuz sanırım. Tamam, siz uyumu bozun lütfen. Tamam peki. Aykırılık yapacağım. Şunu da söyleyeyim ki biraz önce de zaten konuşmaya siz de şahit oldunuz. Herkes bir sonrakinin, halefinin ya da selefinin sorularını beğendi. Evet. Yani sağlam yarışmacılar bir araya geldiniz. Sorular ağırdı. Bir de üstüne kötü yerlerden denk geldi. Evet. O kadar ağırlarını bulmayacaksınız. Tamam. Mesela 10 harfli cevaplarınızın içerisinde ne bileyim bir halef selef çıkmayacak. Bir paralimpik. Çok sevindim o zaman. Çıkmayacak. Daha kolay sorular var ama arada çıkıntılık yapacak birkaç sorum da var. Tamam. Onları atlattık mı son 4 soruda çok rahat ederiz Meryem Hanım. Tamamdır. Gelsin mi efendim? Gelsin. Hadi bakalım 4 harfliler. Nasıl şeyler? Binbir kılığa giren Doğu Asyalı bir fasulye. Maş fasulyesi değil. Doğu Asyalı mıydı Doğu, maş? Soya? Bilmiyorum, siz söyleyin. Soya. Bence soya. Yani sosu var, evet. Eti var, şusu var, busu var. O olmadık şeyi yok. Bu daha kolay. Alengirli ama daha kolay. Ayak basılan yere göre insan için küçük, insanlık için büyük olabilen mesafe. Adım. Bana mı soruyorsun? Adım. Cevap veriyorlar. Şimdi burada garip bir hayvancağızın adı var. Tamam. Seyreder misiniz çok çoğu hayvanlı belgeselleri? Evet, çok severim. O zaman kesinlikle bildiğiniz bir şey. Buyurun gelsin. Beden yapısı domuzu, burnu fili anımsatan bir memelidir. Tüküren şey değil değil mi? Lama değil. Değil. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bu Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Asya'da da yaşıyor ama hepsi birbirinden farklı. Galiba o Güney Amerika'dakiler hakikaten domuza benziyorlar çok. Ama diğer taraftakiler bayağı fil gibi burnu var. Atanamamış fil. Hatırlayamadım. Harf alabilir miyim? Alırsınız. T ile başlıyor bu hayvanın ismi. Gencer Bey buldu. Gelmedi. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. T'si var, P'si var. Tapur. Tapur değildi o. Biraz daha ince bir şey mi? Böyle incelerek gidiyor. Sanırım hiç duymadım. Tapur güzeldi de biraz inceltseniz onu. Tepur, tepir. Bir harf daha alayım. Neyse, aldık bir tane daha. Tepir değil. Tepik. Güzel başlamıştınız oysa ki. Neden değiştirdiniz onu? Tepir. Neden onu değiştirdiniz de E yaptınız işte? Tipir. Bir hafta alabiliyor muyum? Alamazsınız tabii ki. Durdurdunuz efendim. Ya ilk söylediğiniz neydi? Tapurdu. Tapurdu. Tamam. Ben bir harf değişik dedim. Siz tepire döndürdünüz. İki tane harfi değiştirdiniz. Tapir. Tapir. Görürseniz bir daha unutmazsınız. Evet. Seni olmaz olasıca. Senin yüzünden üç harf aldım. Neyse. Aşağıdaki çok kolay. Tamam. Hakikaten yani ilkokul düzeyinde. Çünkü bu tapirin başa bela olacağını biliyorduk biz. Evet. Buyurun karşılığını veriyoruz. Yapılarda içinde yıkanılan bölüm. Banyo. 1510. Başkent sorusu da çok uğraştırmayacak sizi. Buyurun bakalım. Küba'nın başkentidir. Almayın harf, bulursunuz. Şöyle bir düşünün bakalım. O eski arabalar filan hani. Arjantin. Değil. O eski arabalar hani, evet, evet. Amerikan arabaları. Buena Vista Social Club. Kliplerde de çok. Evet, evet. Havana. Havana! İlk tanımız. 2 dakika 11 saniye var elinizde hala. Biraz fazla mı harcadım acaba? Aslına bakarsanız şöyle düşünürsek, şu son 6 harfli cevabı ve ilk 7 harfli cevabınızı hızla verirseniz, hı hı, hayır, gayet dengeli geldik, tamam, buraya kadar diyebiliriz. Çok oyalanmamak lazım. Hı-hı. Şu altı harfli cevaplar filan da zaten dert yaratmayacak yahu. Biraz zıpır bir soru ama. Yılışık çamur diye sorduk bunu. Siz çamur kısmına eğilin. Bu bir çamur. Hı-hı. Karakteri öyle, yılışık. Yapışır çünkü Meryem Hanım. Bir kişi sıfatı gibi, hayır, bir şey mi? Tabii ki değil. Çamur bu.
Çamur. Bildiğiniz çamur. Bazı çamurlara... Balçık. Yılışık çamurlara balçık deriz. Yine kısa bir soru daha verelim de. Bunun ayakları daha yere basıyor ama. Buyurun bir bakın. Kent soylu, Batı kökenlidir. Bu da bir kişi için sanırım. Birçok kişi için. Şehirli. Batı kökenli. Özür dilerim. Harf aldınız galiba. Evet, basarken. Alayım. Harf aldılar efendim. Burjuva. Burjuva. Altın soğan. Hesabımız net. Şu anda 22 saniye kadar geriden geliyoruz. Biraz hızlanmamız tamam. lazım. Haydi 7 harfli cevapları bitirelim. Bulmacalarda sıklıkla rastlanan taam sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Hiç duymadım. Duymadınız mı? Hayır. Eyvah, boru sesi T gibi bir şeydir yahu. Tamam. Alalım, bir harf alalım. Harf alayım. Buyurun. Oo, uğraştıracak bu size. Bir tane bir daha tane alalım. Bir tane daha alayım. Buyurun. Durdursam mı acaba? Taam. Mesela ekmek anlamında da kullanılır bazen. Doyum gibi bir şey. Mm-mm. Bir harf daha alayım. Buyurun bir tane daha. Ekmek anlamında da kullanılır. Zaten ekmek de bunun metaforudur ya her zaman. Durdursam mı acaba? Durdursak mı? Bulur muyuz? Bence durduralım. Yiyecek gibi bir şey mi acaba? Gibi bir şey mi acaba? Aa, yiyecek. Ben bundan değil de alttakinden korkuyordum. Öyle mi? Evet. Tamam. Çünkü bu şekilde pek kullanılmıyor. Bulmacalarda da sorulmuyor, açıkça söyleyeyim. Buyurun. Virgülden sonrakinin Türkçesi. Yiyecek parası, nafaka. Geçimlik. Hanımefendi. Şaşırtıyorsunuz beni vallahi. Tamam. Aynen devam. Buyurun. Gayet kolay sorudur. Toplar damarların kalbe götürdüğü yaşamsal sıvı. İki kelime. Kan. Kan yaşamsal sıvı. Toplar damarın kalbe götürdüğü kana ne diyoruz? Nasıl kan? Toplayıp götürdüğüne göre. Atar kan mı? Atar kan değil. Atar damar var, toplar damar var. Şunu evet, durduralım mı? Evet. Harf istedik mi? Harf alayım bir tane. İstedik be. Heh, nasıl kan? Toplar damarlar toplamış götürüyorsa kalbe onu. Yani. Kullanılmış bu kan. Sonu kan mı? Sonu kan. Yahu hani böyle gösterilir ya bir taraftan böyle dolaşım sisteminde de buradan mavi buradan. Kılcal. Hayır. Buradan işte şey geliyor da oradan öbür türlü olup beslemeye gidiyor. Evet nasıl ya kan? Aklımda ama. Nasıl kan? Nasıl kan? Kullanılmış olan kan. Hı-hı. Yani kullanıldıysa. Eski. Eski kan. Kirli kan. Oo evet. Şimdi durum şu, siz de yani hani payınıza düşeni aldınız evet. ama iyi durumdasınız çünkü baştan ipi sıkı tuttunuz maşallah. 7600 puan olabilecek durumda. Hak olursa ettiğinizden daha düşük. Evet çünkü biraz önce 9000'den bahsediyorduk. Şimdi 7600'e kadar geriledik. 6800 alt limitimiz, demek ki halen 8 harfi alabilecek durumdayız. O 8 harfi alırsanız Nurcan Hanım çok sevinir. Almayın. Tamam. Tamam mı? Elimde 27 saniyede cevap verilecek 4 tane soru var. Şu mesela harf almaya değmeyecek bir soru. Tamam. Buyurun. Bir rütbeden bahsediyorum. Ordu komutanı diyorum. Ordunun da altını çiziyorum Meryem Hanım. Kor. Kor mu? Koskoca ordu. Tüm general gibi bir şey mi? Hı-hı. General değil mi? General olmalı en azından yani. Durdursak mı? Harf mı aldık? Alayım. Aldık be. Hah! Generalin G'si geldi mi? Evet. Üst general. Üst general. Alt general de mi var? General orası. Generalse eğer ve ordunun başındaysa... Or general. Or general olması... en mantıklısı da. Tamam. Tamam. 7 tane harf alma hakkı kaldı. Harfleri boş verin. 7 saniye kaldı elimizde. Eyvah. Aman hızlı olmalıyız. 3 sorumuz kaldı değil mi? 3 soru. 9 harfli cevaplar. Bu biraz uğraştırabilir. Neden biliyor musunuz? Mastarla bitiyor. O yüzden. Mak. Bildiğiniz bir tabir de böyle mekli maklı çıkmaz pek karşımıza. Hemen okuyorum. Dur. Harf alayım mı sizce? Alalım. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçasındaki tüm üzümleri toplamak. Evet.
üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçasındaki tüm üzümleri toplamak. Bağ bozumu gibi bir şey. Mekmak. Meryem Hanım, mekmak sonunda. Yaklaştın mı? Yaklaşmadınız, tam ortasındasınız. Üstüne bastınız yani. Tek kelime miydi? İki kelimeydi. Siz ikisini de söylediniz. Bağ bozmak. Bağ bozmak. Son iki soru. Sonuncudan hiç korkmuyorum. Tamam. Sonuncusu çok kolay. Burada belki bir harf alınır mı bilmiyorum. Durdurup harf alabilirim değil mi? Vallahi biraz hızlı hareket etmeniz lazım. Ben de hızlı hızlı okumaya çalışacağım. Çünkü ikisi de iki satırdan oluşan sorular. Hı-hı. Paragraf gibi sorular bunlar. Hazır mısınız? Basayım hemen. Önce bir okuyun da öyle karar verin. Hı-hı. Tamam mı? Ama sürem kalmaz diğer soruya diye düşündüm. Kalmaz işte. İkisini bir arada yapacaksınız. Hızlı hareket edeceksiniz. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. İki kelime mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Zalimce ve tehdit eder gibi konuşmak, sert davranmak. Harf mı aldınız? Harf alayım. Aldılar. Zalimce ve tehdit eder gibi konuşmak, sert davranmak. Şöyle yaparım, tehdit böyle etmek yaparım. Gibi bir şey. İki kelime, biraz savurmak daha... Savurmak var mı acaba? Savurmak yok. Tehditler savurmak mı diyecektiniz? Hı hı. Hayır, sığmaz zaten. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Asarım, keserim. Ha gayret! Asmak, kesmek. Telle uçurmak. Evet. Hayır. Aynen öyle de eklerde problem var. Asıp kesmek. Asıp kesmek. Böyle ki oldu kasa 6400. Zannediyorum şu soruyla birlikte de 7400 olur. Çünkü 1000 puan kazandırır bu. İki kelime şöyle sorulmuş. Durdurayım hemen. Harf alabilir miyim? Gürültünün ve veya sesin gerçekleştiği anda radyo ve televizyondan aktarılması. Yayın akışı. Nasıl bir yayın? Canlı yayın. Bence de. 1000 puan yayında. Ve 7400 yaptı kasayı. Bugün böyle bir gün. Evet. Herkesin üzerine çöktü o bulutlar. Maalesef. Şimdi siz de tertemiz bir 24 tane harf alma hakkı bıraktınız Nurcan Hanım'a. Ondan sonra yarışacak kimse de yok. Rahat rahat alır harflerini. Acaba başarır mı? Başarabilir, neden olmasın? Ama yine de ümidinizi kaybetmediniz, evet, değil mi? Bitişinde ya sizi alkışlayacağız ya Nurcan Hanım'ı. Ondan önce hak ettiğiniz alkışı bir daha veririz.